Efendim Haber Özel'den merhaba. Yine birlikteyiz. Bu hain darbe girişiminin ardından insanlar sokağa döküldüler, meydanlara döküldüler ve bu girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın tek bir sözüyle engellediler. 7'den 77'de herkes dışarıdaydı, sokaklardaydı, meydanlardaydı. Tankları, tüfekleri, silahları ellerinde hiçbir silah olmadan püskürtmeyi başardılar. Tabii bugün Beştepe'de az önce hep beraber izledik. Beştepe Millet Kongre Kültür Sarayı'nda önemli bir program vardı. Şehitleri anma gecesi yapıldı. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanımız İsmail Kahraman da söz aldılar. Vatandaşa, oradaki şehitlerimize, şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize ve gazilerin yakınlarına hitap ettiler. Bu hain darbeyi gerçekleştirenlere bir nevi lanet okudular. Tabi onların başlıkları vardı. Neler söylediler efendim? Her yerden, bütün meydanlardan bu konuşmalar yayınlandı. Sadece Türkiye'de mi? Hayır. Saraybosna'da, Avrupa'nın birçok yerinde, Makedonya'da, Kosova'da, Arnavut'ta her yerde bu konuşma izlendi, dinlendi. Dünyanın belki de bütün kulağı Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanımız ne söyleyecek diye herkes merakla bekliyorlardı. Tabi ilk önce Başbakan Binali Yıldırım konuşmasını yaptı. Ardından Meclis Başkanımız İsmail Kahraman ve en sonunda beklenen an geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere seslendi. Hemen o konuşmaların bazı ayrıntılarını sizlere aktaralım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede şehitler, bu ülkede efendim, bu ülkede şehitler asla unutulmayacak dedi. Şehitler Tepesi boş kalmadı, boş kalmayacak dedi. Özeti bu değildi aslında. Birçok konuşmalar yaptı ama öncesinde bir sahneye gideceğiz. Ardından tekrar burada olacağız. Kendin ayağımla tuzağa düştün. Demelim derede bağlandı kaldı. Işık var düzüne, yaylan vuruldu. Haber verin kolu, efendim. Bakçıyı sorarsa ağardı da başım, eyvahlar olsun, olsun buralar olsun. Kelali'ye sorarsa ağardı da başım, eyvahlar olsun, olsun buralar. Belinde kuburu ve yatağını, ayağında çizmesiyle Efe'dir gelen Efe, Efe. Kafasında atası, yüreğinde milleti, elinde bayrağıyla Efe'dir gelen Efe, Efe.
Efe torunları, Uludağ efelerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar Bursa. Efendim tekrar birlikteyiz. Az önce bu vatanda hain barınamaz diyen Uludağ efenlerin, Uludağlı efelerin gösterisini izledik değerli dostlar. Şimdi tabii Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Az önce Milletin Kongre Kültür Merkezi'nde, Beştepe'de Milletin Kongre Kültür Merkezi'nde bir şehit yakınlarına ve gazilerimize ve gazilerimizin yakınlarına hitapta bulundu. Bu hain girişimin ardından konuşmalarını gerçekleştirdi. Belki de ilk defa buluştular kendileriyle. Tabi onların konu başlığı şu şekildeydi. Bu ülkede Şehitler Tepesi boş kalmadı, boş kalmayacak demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve yeniden bir istiklal mücadelesi verdik. Bu dünyada emsalimiz yok dedi Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekledi son olarak. Bu ülkenin arkasında mazlumların duası var demişti aynı zamanda. Tabi bu hain girişimin 15. günündeyiz. Belki daha da uzun duracağız burada ama hiçbir önemi yok. Çünkü bu o gün bir tarih yazıldı ve bu tarih sürekli anılmaya devam etmeli. Önemli bir konumuz var. Adalet Savunanlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Bursa Şubesi Başkanı Sayın Kıdemli Albay, emekli kıdemli albay Sayın Arif Çelenk var yanımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi o hain gecenin yaşandığı saatlerde, o hain girişimi yaşandığı saatlerde siz de...